Merhaba, Eksik Olan'a hoş geldiniz. Bugün Yaşam Sanatı adlı Zygmunt Bauman'ın kitabıyla karşınızda olacağız. Bu kitap Ayrıntı Yayınları'ndan çıktı. Ve geçen haftaki Enfokrasi Jungçula'nın Enfokrasi kitabıyla da oldukça paralellikler gösteriyor. O yüzden bu kitabı seçtik. Kitabı çok kısa girmek gerekirse, bu arada Ömer sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Demin bir küçük bir iş kazası geçirdik. Mikrofon 2 saniye kala düştü, onu açıklayalım. Evet, doğru. O yüzden şu an sesin, şu an gelmiyorsa... Sesim geliyor mu? Gelmiyorsa müdahale ederler. Ondan ben devam ediyorum. Neyse, Yaşam Sanatı kitabı Zygmunt Bauman'ın söylediğimiz gibi denemelerden oluşuyor. Aslı İngilizce olanı 2008'de basılmış. Ama tabii eklemelerle ilk Türkiye'deki basımı 2011. Ve farklı bölümlerinde farklı şeyler anlatıldığı, mutluluk üzerine daha çok, yaşam üzerine. Yani bu sosyolojik tespitler yapan Zygmunt Bauman'ın aslında biraz da psikolojiye kaydı. Yani sosyolojik tespitler üzerinden insanın psikolojik hayatına, insanın mutluluğuna, insanın esenliğine dem vurdu. Ondan dem vurdu ve onunla ilgili çözümler yaptığı bir kitap olmuş. Epey karışık bir kitap, onu da söylemek gerekiyor. Yayından önce Ömer'de konuşuyorduk. Ömer de bir iki eleştiri söyler. Yani bir kompakt Zygmunt Bauman kitabı olmadığını fark ettik okuduğumuzda ikimiz de. Çok parça var, çok güzel çözümler var ama bir bütünlük yok. Biraz da kitabın deneme yapısıyla da alakalı olabilir ama o tabii ki okumaya değer. Sadece çok böyle tekrar ya da birden farklı konuya atlayıp 40 sayfa sonra tekrar eski konuya dönme gibi konuları var. En azından girişte böyle bir eleştiri yapalım ama tabii ki kitabı çok beğendiğim. Ömer'e tekrar döneyim. Evet, daha önce Iskarta Hayatları beraber yapmıştık. Iskarta Hayatlar daha kompakt, bir arada duran, izleyi daha belli olan, gerçekten harika bence bir kitaptı. Küreselleşmeyi de yaptık. Yine bu sene içinde yapmıştık. O da mesela çok çok güzel bir kitaptı. Bu da yine çok hoş. Farklı yerleri, şeyleri sorguluyor ama tabii mutluluk kavramı, işte yaşama sanatı gibi kavramlar çok daha düşünce beyan edemeyeceğiniz kavramlar. Net bir şey söyleyebileceğiniz bir şey değil. Birazcık eski kavramlarıyla, işte akışkan modernite mesela kitabı vardı. Ondan göndermeler, kendi kavramlarıyla mutluluğu tekrardan sorgulamış. Aslında bir hayatını da gözden geçirdiği, toplumsal hayatı da gözden geçirdiği ve yaşlılık döneminde de bunların hepsine bir bakıp ne olduğunu sorguladığı bir kitap. Bu anlamda Zygmunt Bauman serisi için, yani ki Türkiye'de çok fazla ilgi alaka olduğunu biliyoruz. Önemli bir kitap olduğunu düşünüyoruz. Kopuk kopuk, fragmantal belirli parçalardan oluşuyor. Evet. Ama bu parçaların kendi içinde farklı mahiyetleri, önemleri var. Bazı kitaplarından ödünç aldığı kavramlar da var. Şu anlamda önemsiyorum. Sonra onu söyleyeyim, bırakayım. Şimdi bir filozofun, işte sosyoloğun ya da edebiyatçının kitaplarını okudukça onun işte uslubuna, kullandığı kavram hakim olmaya başlarız. Biz mesela Zygmunt Bauman'ı seninle beraber çok okuduk, irdeledik. Ve okudukça şunu fark ediyorsun. Onun zihin yapısını, haritasını öğrenmeye başlıyorsun o insanın. Her insanın aslında biraz takık olduğu, hayatı boyunca yaşarken kişiliğini de koyduğu düşünce yapısı var. Öznel deneyimlerinden çıkarttı. Zygmunt Bauman'ı da bu kitapla okurken ben iyice eskiye göre tanıdığımı, bir sonraki pasajda neden bahsedebilirim geleceğini tahmin edebildiğimi gördüm. Bu çok önemli bir şey. Bu edebiyatçılarda da olur. Mesela Albert Camus'un eserlerini okuduğunuzda, artık dördüncü eserini okuduğunuzda aşağı yukarı ne düşündüğünü tahmin edersiniz. Felsefe okumalarında da bu çok önemlidir. Belirli filozofların o yüzden yan eserlerle, referans veren eserlerle başlanır kavramları anlatılması için. Sonra okudukça artık onun uslubuna, diline hakim olmaya başlarsınız. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Gitgide bir yazarı okuduğunuzda onunla ilgili okuma serüveninizde derinleşme ve onu daha iyi tanıma durumuna doğru ilerliyorsunuz. Dolayısıyla evet, belki eskisi kadar sizi heyecanlandırmıyor ama daha iyi tanıdığınız, daha iyi arkadaş olduğunuz bir duruma doğru evriliyor durum. Bu kitaptaki bir yere aslında bağlandı. Biraz da ortasına atlayacağım ama mesela çok sevdiğimiz, galiba İsviçreliydi bu arada, Max Frisch.
emin değilim. Sanki aklıma öyle kaldı. İsviçre'de kaldı. Hani homofobenin yazarı. Onun kitapta şöyle bir cümlesi var. Onu okuyalım hemen. Kimlik edinimi süreci büyük ölçüde ötekini reddetmekten beslenir. Yani aslında şey diyor. Şu Bauman için aynısını söyleyebiliriz aslında. Yani bir şeyi sürekli dışarıdan öteki tarafından, toplum tarafından bir bombardıman altındayızdır. Çünkü herkes bizi kendi doğruna göre şekillendirmek ister. Medeniyet yapısı şekillendirmek ister. Ve biz belirli aidiyetler belirleriz. Belirlediğimiz aidiyetleri olduğunda onlara sığınırız. Bu çok normal bir itkidir hepimizde olan ve bizi insan kılan. Fakat aslında bu madalyonun bir yüzüdür diyor. Öbür yüzü aslında ötekileri reddetmektir. Ötekileri, yani reddedici ötekileri veya hasını belirlemektir diyor. Dolayısıyla aslında ben P'ye aidim derken kitaptan tam olarak söylüyorum. Q, R, S, A, B, C'ye ait değilim demiş olursunuz istemeden diyor. Aslında bu çok iyi bir nokta. Çünkü Bauman için de öyle. Yani hayatının bence neoliberal iktisat politikaları ve toplumun parçalanması bence onun hayatında en çok taktığı konu. Çünkü bütün kitaplarda aynı yere bağlanıyor ki bugün bu kitapta bile mutluluk üzerine konuşurken gene neoliberal politikalar, gene bireyselleşmiş toplum ve bu bireyselliğin amaç olmasının, işte zengin olursak mutlu oluruz şiarının aslında tam tersi efekt ettiğine dair bir psikolojik açıklamaya gidiyor. Ama sosyolojik çıktığı yer gene aynı. Yani aslında kitaplarında şöyle bir bütünlük var. Hep işte neoliberal politikaların, toplumun olmamasının, işte ideoloji öldü cümlelerinin aslında bireyselleşmenin çok bir ideoloji olduğunu da vurgulayarak insanın aradığı mutluluğa etki ettiğini ve hiç de anlatıldığı gibi olmadığını söyler. Oradan da bu kitabında daha psikolojik bir yere gitmiş. Nitekim az önce söylediğim hani ötekiyle kimliklenme konusu da aslında buna çok net bir şey örnek. Bir şey daha söyleyip sana tekrar bırakacağım. Tekrar akışımızın da başına döneriz. Çünkü biraz ortadan girmek zorunda kaldım. Dessingli adlı bir filozofun kimlik teorisine de gidiyor. Yani diyor ki demir atmakla kök salmak arasındaki farktan bahsediyor bu kimlik teorisinde. Kök salmak hepimizin bildiği bitkilerin kök salmasıdır değil mi? Yani toprağa bir kök salarsın, oradan besin alırsın ve işte fotosentez yaparsın vesaire. Ve o kök seni hayata bağlar. Ve kökünden söküldüğü zaman genelde bilirsiniz çoğu ağaç ya bir daha yani söküm ve dikim yapıldığında genelde ölür. Bitkiler için de öyle. Yani tabii ki yaşayan da vardır ama zor bir süreçtir bu. Ve kök salmak aslında eski dilde İyi bir şeydi değil mi? Hani kök saldı, oraya ait oldu. Ama bugünün dilinde aslında köksüz olmanın ön plana çıkarıldığı, hani sürekli olmamanın ön plana çıkarıldığı bir nokta var diyor. Ve demir almanın ya da demir atmanın aslında günümüzün jargonunda ilişkileri, yani iş ilişkisini, aşk ilişkisini, toplumla kurduğumuz ilişkiyi, hatta kendi kimliğimizle bile kurduğumuz ilişkiyi tanımadığını söylüyor. Yani çünkü demir attığın zaman diyor bir gemi bir yere, o demir vasıtasıyla oraya bağlanır. Yani eğer işte çapa atıyorsa veya da limanda bir yere halatta bağlanıyorsa diyelim biz ona. Ama o yani bağlandığı yere aslında bağlı değildir. Sadece orada belirli bir süre durmak için bağlanır. Ve o demiri aldığın anda, halatı çıkardığın anda tekrar gidebilir. Dolayısıyla müthiş bir özgürlük, hiçbir uzun dönem bağlı kalmama, bir sorun olduğu anda kaçabilme özgürlüğü ve bunun aslında ön plana çıkarılmasının günümüzün değişkenleri için aslında biraz da insan bunu elzem gördüğünü ama bunun kök salmayı öldürdüğünü ve aslında bizi hiçbir yere, yani özgür olmakla hiçbir yere ait olmamanın aynı şey olmadığını anlatmaya götürüyor ki bu da çok enteresandı. Biraz ortasından girdim ama benim çok hoşuma giden bir bölümdü, söylemek istedim. Evet, kitabın başına tekrardan birazcık böyle dönecek olursak mutluluğun nesi kötü diye bir işte şeyle başlıkla başlıyor. Gayri safi milli hasılanın mutluluk getirmediği, bundan mutlulukla bir korelasyon içinde olmadığı belirli ölçümlerden bahsediyor bütün dünyada. Gayri safi milli hasılanın işte yükselmesinin bizim kurduğumuz, senin de demin söylediğin ana izlekteki gibi bağlarla, dostluklarla, kalıcı mutluluk duygularıyla ilgisi olmadığını, bunun yerine mesela Amerikan toplumunun işte zenginleştikçe sürekli kaygısının artabileceğini tahmin ediyor ve bunu istatistiklerin ışığında okuyor. Ne oluyor? Gelir düzeyi evet artıyor. Gayri safi milli hasıla işte İngiltere, Amerika gibi belki ülkelerde baktığımız zaman 2. Dünya Savaşı sonrasındaki işte yükselişi vesaire. Ama bir yandan da bir sosyal olarak gelir adaletsizliği artıyor. Bunu biliyoruz. İkincisi de insanların ulaşmak istediği arzu sürekli öteleniyor. Yani şöyle şey yapabiliriz. Bir rıza üretimi durumu başlıyor. İnsanlar sürekli mutlulukla alışverişi ve hızı özdeşleştirmeye başlıyorlar. Ve bunun dışına çıktıkları anda bir kaygı ve mutsuzluk toplumu yaratılıyor. Demin de senin söylediğinde birleştirirsek kök salmak, belirli
kalıcı tatmin duyguları yaşamak yerine insanlar bu gayri safi milli hasılayı önemseyen sistemde sürekli dışlanan, anlık tatminlerle kapatılan, anlık tatminlere göre yaşamaya itilen bir hale doğru evriliyor. Buradan aslında şuraya da gidebiliriz. Hani birincisi şey diyor ya, yani zenginlik belli bir noktaya kadar doyum ve güvence sağlıyor. Belli temel ihtiyaçları karşıladıktan sonra zenginliğin artışıyla da refah artışıyla mutluluk artışı korele gitmiyor. Ve bir de şuna geliyor ki bu meşhur cümledir. Hani sahip oldukların gün gelir sana sahip olurlar cümlesi. Aslında yitirme hissinin bir şeyleri, daha doğrusu korkusunun çok daha bir şeyleri kazanma hissine ağır basmaya başladığından bahsediyor. Çünkü zaten çok zor bir duygudur yitirme hissi. Yani ne kadar şeye sahip olursan o kadar yitirme hissin artar. Hatta hep korktuğumuz kişiler hayatta hiçbir şey kaybedecek, hiçbir şey olmayan kişiler değil midir? Çünkü zaten kaybedeceği bir şey yoktur. Senin ise çok vardır. Dolayısıyla senin kendini dizginlemen gerekir. Dolayısıyla o istediği gibi davranabilir ama sen davranamazsın. Özellikle sosyal olarak düzeni bozulmuş toplumlarda, sokakta bunu çok hissediyoruz bence hepimiz. Neyse parantezi kapayım. Hal böyleyken şimdi senin söylediğin bu süreklilik konusu da aslında bunun bir parçası. Yani şöyle söyleyelim, mesela sürdürülebilirlik, süreklilik kelimeleri şirketlerin şiarına da 2000'lerden sonra gelmiş bir kelime. Eskiden böyle bir şey yoktu. Yani zaten sürdürülebilir ilişki ya da bir şeyin sürdürülebilir olması çok doğal bir şeydi. Yani aynı kök salmak gibi işte. Ama değişim bombardımanı, hiçbir şeyin aynı kalmaması ve yani geleceği planlayamama konusu herkesi anlık yaşamaya, anlık hazzı almaya ve herhangi bir şey olduğu anda B plana kaçabilmeye itti. Bu biraz da bir sosyal medyanın da getirdiği şey. Biraz dönemin hiper nesnelerinin ve işte baskısının da getirdiği bir nokta. Hani sırf kendimiz bunu üretmedik. İşte bu yüzden zaten artık kitapta da söylediği gibi kök salmıyoruz, demir atıyoruz. Bu da bir şey daha ekleyip sana döneceğim tekrar. Bu da aslında bu beklemek kavramına beni götürdü. Yani kitapta da bu yazıyor. Nedir? Yani bir şey beklemenin bir zevki vardır değil mi? Yani ben çok enteresan, bak benim aklıma çocukluğum geldi. Babamı da buradan almış olayım. Beraber maça giderdik. İşte küçüktüm, 7 yaşında falandım. Bir tane kartımız vardı. Aslında 2 kişi girmemiz yasaktı. Ondan sonra ben küçüktüm, çocukları alıyorlardı o zaman. Beni hep korkuturdu her maç. İşte bu sefer almayacaklar. Giremeyebilirsin. Ya beni korkunç bir heyecan böyle basardı. Çünkü çok gitmek isterdim maça ve böyle ya kapıya gelene kadar o turnikeler vardı eskiden. Onlara gidene kadar böyle inanılmaz heyecan duyardım ve bu sefer almayacaklar mı falan ve içeri girme çok mutlu olurdum. Ve her maç bana bunu yapardı. Ve ben her maçta çocuk olduğum için hep korkardım. Sonra uzun zaman sonra bunu fark etmeye konuştuğumuzda hani bir şey beklemenin, bir şeyin zor olduğunu hissetmenin, değerini anlamanın aslında o şeyin özünü yükselttiğini, aslında önce yaşadığın hislerin ve zorluğunu bilmenin, hemen elde edememenin, bir bedeli olduğunu bilmenin, aslında yaşadığını da daha sıkı sarılmanı sağladığını ve tüketmek yerine yaşayarak yaşamanı getirdiğini anlatmıştı bana. Bunu kitapta okurken aklıma direkt çocukluğum geldi ki ben de %100 katılıyorum. Yani bir yerde beklemenin bir zevki vardır ya. Çünkü şu andaki gibi hemen tüket, hemen al, bedelsiz erişim aslında bedeli yok ettiği için eriştiğin şeyin anlamını da bir noktada indiriyor. Ya oyun oynarken de öyle değil midir? Gidip de en kolay seviyeyi seçip de oyunu bitirmek mi daha zevklidir? Yoksa en zor seviyeyi seçip belki birkaç defa yenilerek uğraşmak mı? Çünkü hırs yaparsın. Çok basit noktada, anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla da aslında bugünkü bu haz bakış açısı, bedelin ölmesi ve beklemenin yok olması bizim hazlı yaşama kapasitemizi de öldürmüş bir şey. Çünkü hani nasıl olsa anında tüketiyorsun ve yeni bir şeye gidiyorsun. Dolayısıyla bir haz kapasitesi, onu hani o yaşayacağın kısıtlı anı, hazlı dolu dolu yaşamak için bir itki, bir kamçı yok ki sende, bir teşvik yok. Çünkü zaten hemen tüketeceksin ve yeni bir haz var. Dolayısıyla bu aslında yaşam kalitemizi çok düşüren bir şey. Ona çok güzel bir vurgu yapıyor burada. Evet, yani bir de geçenlerde de aslında bahsettik, paralel kitaplar işlediğimiz için bu aralar. Çok çözüm odaklı hiperkapitalizmde bir beyin yapısı geliştirmemiz isteniyor bizden. Halbuki Jung Chula'nın kitabında geçen hafta işlediğimiz ne diyordu? Aynı şey burada da aslında var. Sadece farklı dillerde, farklı üsluplarda söyleniyor. Kalıcılık gerekiyor. Yani zamanı bir lineer çizgide geçmişi, geleceğe ve şimdiki zamana eşit derecede bakarak
Bunların analiziyle ancak biz bir duyguyu, bir tefekkürü, bir düşünceyi, bir izlekle yaratabiliyoruz ve hakikate biraz daha yakınlaşabiliyoruz. Ama şu anki tüketim çağında Zygmunt Bauman'ın bir diğer kitaplarından birinde istedik, çok net hatırlıyorum, şey yaparsak sürekli çalışan, hızla çözümler üretmeye çalışan, böyle otomasyona bağlamış bir insan figürü var ve bu sevgisini artık alışverişle dile getirecek. Yani bir kadın erkeğe hediye alarak dile getirecek ya da tam tersi. Dolayısıyla bu tüketim sarmalı sürekli bir stres yaratıyor. Çünkü verebileceği tek şey zamanını o kadar aslında çözüm odaklı şeylere bağlamış ki. Hele bir de günümüzde bu kitabın 2008 yılında yaşadığını düşünürsek, internet çağında, ki kitabın bir kısmında değiniyor, webde girdiğimizde ne yaptığımızı ne kadar biliyoruz? Aslında bilmiyoruz. O sırada bir sürü farklı yere platforma giriyoruz, bir sürü farklı yere tıklıyoruz. Kafamız bir oraya gidiyor, bu buraya gidiyor. Ve dolayısıyla aslında hiç boşluk yok. Ama bu boşluk olmadığı zaman sevdiğimiz insanlarla paylaşımlarımızı, sadakatle ilgili kök salmak, senin söylediğin durumları ne yaratabiliyoruz ne de bir düşünce üzerine sağlıklı bir tefekkürde, tahayyülde, gelecek tahayyülünde bulunamıyoruz. Böyle diyeyim ve... Buna bir ekleme yapmak istiyorum. Pardon, böldüm ama... Şu an daha 2-3 gün önce Twitter'da gördüm de, o yüzden hani aklıma geldi ve bir şey yaptı. İkisi birbiriyle bir bağdaştırdım, öyle söyleyeyim. Kitapta yazılanı, senin söylediğinde bugün yaşananı. Şey dönüyordu işte Twitter'da, işte insanlar şu anda flört ediyorlar, bir yere gidiyorlar ve işte puanlıyorlar birbirlerini. Mesela işte diyelim ki erkek kızı arabasıyla alıyor. Ha, beni arabasıyla aldı, artı 30 puan. İşte beni yemeğe, güzel bir yere götürdü, 20 puan. Ama işte yemeği benden önce bitirdi, eksi 20 puan falan. Şimdi günümüz tabii ruhu 2022'deyiz ama kitap 2008'de yazılmasına rağmen bunları öngörmüş. Dolayısıyla çok öngörülü bir kitap olduğunu ya da bir filozof olduğunu da Zygmunt Bauman'ın bence söylememiz gerekiyor. Oradan yola çıkarak bir şey söyleyeceğim. Ya bir insan ya da biri bize bir şey sunduğunda önemli olan sunduğu şey midir? Yoksa onun sunduğu, sunma refleksinin, sunma eyleminin ardında yatan hisler midir? Yani ben mesela bir hediye aldığım zaman hediyenin özünden ziyade orada o hediye için ne kadar efor sarf edildiğini ve ne hisse yapıldığını çok benim hoşuma gidiyor mesela. Yani benim için bu kadar uğraşmış, maddi olarak çok düşük bir şey için uğraşmış olabilir. Yani maddiyatı değil ama işte paketlemesi, bilmemesi veya illa paketlemesi. Kendisi istedi. Yapabilir. Evet. Kendisi yapabilir ama yani bunun için uğraşmış, gezmiş, belki 20 yer gezmiştir. Çok ucuz bir şey almıştır ama 20 yer gezmiştir, örnek veriyorum. Yani onu sunarkenki sana geçirdiği his önemli değil midir? Ama şu anda tabii ki bu markalaşma, işte şov, prim kültürü. Hani hemen bir fotoğrafını çekeyim, bak bana hocam bunu aldı, sana ne aldı? Bak eşim bana böyle yaptı gibi kafadan dolayı o sunumun duygusal refleksi yok olmuş durumda. Aslında bu bence çok tüketim toplumunun ve bizim nasıl her şeyi metalaştırdığımızın ve insanın her eyleminin maddi olarak değerlendiği ama aslında öz, yani duygusal değerinin hiçe sayıldığı bir dönemde olması çok net gösteriyor. Hani gayri safi milli hasıla dedin ya bir önce anlatırken. O da onunla bağlı değil mi? Çünkü gayri safi milli hasıla da mutlu olduğumuz, ne kadar mutlu olduğumuz yok. Ne kadar ülkemize ait olduğumuz ya da eğitim yok, kültür yok, şiir yok, yani evet. O derinlik yok, anlatamıyorum. Orada sadece rakamlar var, bunu anlatmıyor. Tamam, tabii ki de o amaçla yapılmıyor, onu da söyleyelim, o da ayrı mesele ama yani aslında bu nokta bir toplumsal kırılmaya işaret ediyor. Çünkü bu tip bir her şeyi Ömer'i benim değerlendirmem eğer puan üzerinden oluyorsa o zaman Ömer'in bir anlamı, Ömer de bir rakama dönüşüyor. Yani algoritma gibi işte, anlatabiliyor muyum? Yani matematiksel imha silahlarına dönüyor. Onun üzerinden 7'lik bir erkek Ömer, Alp onun üzerinden 5,5'lik bir erkek, o zaman Ömer'le olayım falan. Ama bu kadar kolay değil ki hayat, ya da arkadaş olarak da söyleyebiliriz. Ona çok güzel vurgu var. Burada bir alıntı var, onu yani kitap alıntı var, onu okumak istiyorum. Sonra sen devam edersin ona kısa yorum yaptıktan sonra. Diyor ki bu tüketime özgü ilişkiler için. Birlikteliğin dikenleri ve tuzakları yavaş yavaş ortaya çıktığından ve bunların tam dökümleri önceden güç bela oluşturulabildiğinden ilişkiye girmek her zaman riskli bir iştir. İlişkileri iyi günde kötü günde ne olursa olsun idame ettirecek bir bağlanmanın eşlik ettiği ilişkilere girmek boş bir çek imzalamaya benzer. Yeni ve gelişmiş, bağlılık vaadi olmayan ilişkiler öngörülen sürelerini beraberinde getirdikleri tatmin süresine indirger. Bağlanma, tatmin canlılığını kaybedene ya da makul standardın altına düşene kadar geçerlidir. Bir an bile fazla sürmez.
Aslında bu örnek, ki kitapta bir de Flexpet örneği vardı. Yani Noel'de işte köpek alınıyor çok fazla evlere. Sonra o Noel havası bittikten sonra köpekler sokağa salınıyor. Dolayısıyla Flexpet firması da zaten fleksibiliteden geliyor, yani esneklikten. Hani biz size köpekleri kiralayalım. Ondan sonra hatta siz onlara isim de verin. Hani belli bir süre aidiyet diye şey. Bu da çok garip bir şey. Yani hem kiralıyorsun ama kiraladığın şeye duygusal isim de veriyorsun. Hani tamamen kendi duygunu tatmin etme şey yaptığın bir şey. Korkunç bir şey. Sonra biz onu geri alalım. Aslında buradaki hani yine o bağlılığın, sürdürülebilirliğin, devamlılığın kesildiği, ihtiyacın olduğu kadar kullanıp ihtiyacın bittiği anda verdiğin, bedeline hiç katlanmadığın bir ilişki modelinden bahsediyor. Zaten bence kitabın çok özeti ilişki açısından ve felsefi, psikoloji açıdan da bu. Sadece haz var, sadece ben varım, toplum yok, başkası yok, şey yok, fedakarlık yok, sadece benim istediğim yere kadar hayatın sınırları var. Zaten bu yani medeniyeti öldüren bir şey bence. Demokrasiyi de geçen haftaya şey yaparsak, atıf yaparsak, bence bu bölüm çok önemli diyeyim, sana bırakayım. Ya işte tüketimle ilgili mesela sevgili Elçin Poyrazlar iki hafta önce konuk olduğunda çok güzel bir örnek vardı kitabında. Neydi? Bu sürekli estetik olan kadınların mesela Adnan Hocacıları örnek alalım işte. Sürekli suratları değiştiriyorlar ve bir türlü o takıntı bitmiyor. Aslında şu andaki moda da buna benziyor. Eskiden böyle değil miydi? Eskiden de böyleydi. Moda işte bunun modası geçti. Bu sezonun modası bu. Sezonluk zaten değişirdi ama şu an o kadar fazla bu influencer şey camiası sürekli modayı değiştiriyor ve şey yapıyor ki sahip olduğum bir şey diyor Zygmunt Bauman. Ertesi belki hafta önemini kaybedecek. Birkaç ay sonra önemini kaybedecek. Dolayısıyla süre kısaldı. Her şeyin modası çok hızlı geçiyor. Dolayısıyla bu konuda da kimlikler sürekli o akışkan moderniteye göre inşa ediliyor. Hiçbir şey kalıcı değil. Kalıcı bir kimliğimiz yok. Kalıcı bir aidiyetimiz yok. Ve artık böyle paradoksal bir kimlik edinmeye başladık. Çelişkilerden oluşan, yarı şizofrenik. Bunu mecazi anlamda söylüyor ama yarı şizofrenik bir yere giden, sürekli en iyi adaptasyonda olanın hayatta kalmasının dayatıldığı ama bu adapte olunan şeyin aslında başkalarının iktidar ilişkisindeki öznelleştirme süreçleriyle alakalı olduğu bir süreçten bahsediyor. Ve bununla ilgili onun dışında da sürekli bir mutluluğun diken üstünde olması kavramı var. Yani sürekli ertesi gün kalktığımızda o bizi mutlu ettiğini düşündüğümüz şey değişebilir. Bunun da en büyük tipik nedenlerinden biri kendimizi bireysel olarak döndürmeyle ilgili bir propaganda yapan bir çağdayız. Hep kendin, hep kendin, hep kendin. Ama aslında hep kendin değil. Başkalarının gözündeki kendin. Aslında bunu çok dayatıyor sana ve başkalarının gözündeki kendin popüler kültür tarafından, kültür endüstrisi tarafından o kadar iyi manipüle ediliyor ki insanlar kendileriyle yalnız kalmakta aşırı derecede korkar hale geldi. Bunun örneği var. Odalarından dışarı çıkamamayı beceremiyorlar mesela. Kendiyle vakit geçirmekten belki de en büyük fobi. Bununla ilgili bir anket yapılsa tahmin ediyorum ki insanların aylar boyunca yalnız kalması çıkar. Şunu demek istemiyorum. Tabii ki dışarı salınacak, çıkacak, beslenecek, tekrar içeri girecek vesaire. Ama bu kadar kendiliğine vurgu yapan, ama bu kadar yalnızlıktan korkan ve sürekli başkalarının zevklerine göre şekillenmek ve onları takip ederek kendini tatmin eden bir çağ oldu mu acaba? Bu çok güzel bir nokta. Hatta öyle bir çağ dediğin için gel Sokrates'e gidelim. O da şunu söylüyor. İnsan yaşamının hedefi özgün bir sanatsal yaratım olmaktır. Aslında belki de hedef hep vardı, hep istek vardı ama hiçbir zaman erişilemedi. Yani biz şu anda konuşuyoruz ama belki 2000 sene önce de erişilemedi vesaire. Onun hani cevabını nasıl veririz bilmiyorum çünkü o dönem yaşamadık. Ama şunu söyleyebilirim, çok güzel bir noktaya parmak bastın. Kitapta da benim çok hoşuma giden bir yerdi. Bunu şöyle desteklemek istiyorum. Yani şey, kitabımızın ismi Yaşam Sanatı ya. Yani hepimiz bir... Aslında yaşamak en zor zanaattir, en zor sanattır cümlesi de geçiyor. Farklı, burada onu da söylemek lazım Ömer. Çok farklı filozofların çok farklı alıntıları var farklı dönemlerden ve çok karmaşık gidiyor. Yani ana düşünce yok, çok doğru. Yani çok farklı görüşler var, çok zıt görüşleri kitapta barındırdığı için yani size bir reçete sunmuyor. Hepsi bunu söylüyor deyip karmaşık olarak size bıraktığım kitap, onu da söyleyeyim. Normal çünkü Bauman bağlar sonunda, bu kitapta bağlamamış. Parantezi kapıyorum.
Yaşam sanatı, yani insanın bir sanat eseri olması konusu aslında burada çok anlatılıyor. Hatta şeye de burada gönderme yapıyor. İşte insanın, Marcus Aurelius'a, insanın aslında işte prensipleri olmalı. Bu prensiplerince yaşarsa ancak mutlu olur. Öbür türlü mutlu olamaz. Hani başka hani dünyevi şeyleri eğer hedef olarak belirlerse, işte zenginlik, güç vesaire gibi, iktidar falan gibi, mutlu olamaz falan da diyor. Yani çok farklı yönlerden bakış açısı var. Bunu bir yere bağlayacağım. Bir türlü bağlayamadım, dolandım hep etrafında. Kişinin artık bir tüketim nesnesi olması, yani kimliğin artık değişken olması konusunda insana yarattığı zarardan bahsediyor kitapta Bauman. Yani kişilik diyor, eskiden diyor bir cemaate doğduğunda diyor, bir tebaa olduğunda veya işte bir zanaatkarlar loncasının içinde biri olduğunda içine doğduğun kimlik belliydi ve o kimlikten dışarı çıkmana izin verilmezdi. Çünkü zaten her şey keskin diyor. Eski toplum yapısından bahsediyoruz. Hatta Afrikalı Leo'da da vardı ya bu. Ama şimdi öyle bir dönem yok. Kimliğin tamamen performatif süreçte kişinin kendisi tarafından yaratıldığı ve kişinin başarı, hatta maddi başarısına göre, statüsel toplumdaki başarısına göre hani onun başarısı veya onun başarısızlığı olduğu bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla kişiliğin, senin de söyleminle, performatif, yani performansa bağlı bir şeye döndüğü bir dönemdeyiz. Şimdi hal böyle olunca, hele bu kadar değişkenlik varken, bu kadar bombardıman varken insanın hayat mücadelesi sürdürülebilir ve nispeten insan olmanın getirdiği handikapla beraber olabileceği kadar makul bir nasıl söyleyelim ona tutarlılık olması gerekirken, sürekli değişen, sürekli adapte olan, sürekli yapılıp tekrar kurulan, bozulan bir kişilik oluşturma süreci olduğundan bahsediliyor. Zaten bu konu kişiliğin sürekli öldürdüğün anda, yani geçmişin anlamında yok ettiğin anda zaten bir bağın kalmıyor ve sürekli tekrar yaratıldığın için aslında sen kendini aslında güvensizliği kendine yaratıyorsun. Çünkü karşına beni koy, ben sürekli kişiliğim değişten biri olsam ne kadar ben arkadaşlık kurabilirsin? Çünkü bugün dediğim yarın yanlış olacak, yarın dediğim öbür gün yanlış olacak. Ve bunun tek sebebinin kimlik devamlılığının, kimliğin bozulmasının ve sürekli adapte olmanın tek sebebinin aslında kimliğin de bir tüketim metası olarak görülmesi olduğundan bahsediyor. Bu korkunç bir cümle. Yani kimlik de üzerinden prim yapılacak bir şey. Bu dönem hangi kimlik eğer işe yarıyorsa ben o kimliği kullanayım, statü, para veya arkadaşlık veya haz veya başkasının gözündeki statüyü alayım, 3 ay sonra başka kimlik olduğunda ona bürüneyim. Bu i̇şte korkunç bir şey. Trend kültürü. Bu korkunç bir şey ama. Şimdi yani 3 tane çok önemli konu açtım. Ben nasıl yetişeyim Alp sana? Estağfurullah. Bazen izleyicilerin fedakarlığına, fedakarlık diyorum, merhametine sığınıyorum. şimdi kimliklerin işe yaraması durumu, yani dediğim gibi bir kere en konformist çağlardan birindeyiz. Sahte kimlikler ürettiğimiz, en hızlı sosyal medyada aç bir profil, istediğim profile giriş. Ve övülen şey, Türkiye siyasetinde de tanıdık gelecek, evet, müthiş bir konformizm. Bir gün küstüğüne, küfrettiğine ertesi gün barışabilirsin. Ve bu çok güçlü olduğunu gösterir. Aslında bu çağımızın ruhu. Bu 80'lerde, 70'lerde dedelerimiz, bilmiyorum bundan çok etkileniyor muydu bu kadar. Ama çağımızda dikkat et, hep böyle karizmatik dediğimiz kişiler, hep böyle bir adım önde yenilik yapma, gösteriş yapma içindeler. Ama hiç düşünülmemiş şeyler. Ve bu, seninle bugün de konuştuk aslında, Amerikan kültürünün oradan yayılan çok bariz bir örneği. Hı hı. Yeni bir şey çıktı. Çok düşünme bunun üzerine, yararlı mı değil mi? Bu trend, hemen yap. Yeni trend bu. Şu an AI'lar bu konuda başka bir şeyler yapmaya başladı. Hemen takip edelim. İlk ben takip ettim. İlk şuna ben girdim, buna ben girdim ve daha çok kazandım bu yüzden. Ve sistem de bunu ödüllendiriyor. Dolayısıyla müthiş bir kimlik kargaşasından bahsediyoruz. Ve kimliğimizi aslında tam anlamıyla da yaratamıyoruz. Çünkü dediğin gibi akışkan bir modernitede ve hızda sürekli esnemek gerektiren bir durumdayız. Sokrates örneğine geleceğim. O da çok güzel bir örnekti çünkü. Onu da not aldım. Şimdi Sokrates'in paradoksal olan konusu şu. Kendini örnek alınmaması gerektiğini aslında düşündürtüyor. Çünkü Sokrates kendi kendini keşfetmeye çalışan, bildiği şeyin hiçbir şey olmadığını söyleyen, dolayısıyla sürekli kendiyle bir derdi olan ve kendini geliştirmeye çalışan bir süreçte. Ve insanları hiçbir zaman, Platon ona yazsa bile, yaşayıp yaşamadığını tam anlamıyla bilmiyoruz ama, hiçbir zaman Sokrates'in beni örnek alın, gibi bir peygambervari bir şeyi yok aslında.
bir yolculuk olarak hayatı gözüküyor. Zaten hiçbir şey bilmediğini söylemesi de ben de bir şey bilmiyorum. Ben kendi yolumda anlamaya çalışıyorum. Bu anlama öğrenme çabasının bir övgüsü var. İşte mağara alegorisini aldığımız zaman. Dolayısıyla buradaki paradoksal olan konu Sokrates'le ilgili örnek alınamayacak bir kimlik olması. Ve şu andaki çağımızda da en büyük sorunlardan biri bu diyor Zygmunt Bauman. Aslında diyor biz Sokrates'i peygambervari bir hale getiriyoruz ya da başka kişileri. Ama yapmamız gereken şey hiçbir örnek trend olduğu için, moda olduğu için danışan... Bu kitaplarında da vardır. Danışanları hepimiz çok daha muhtaç hissediyoruz. Her şey bu kök salma ihtiyacından dolayı, bağlanma ihtiyacından dolayı belki diyor. Ama diyor Sokrates olsaydı ironik olan kısım onun örnek alınmasını değil. Kendi kendinizi oluşturun, özgün bir şekilde kendinizi oluşturun ve başkalarına bakmayın. Başkalarıyla ilişki kurun ama kendinizi tanımaya çalışın. Bu ayrımı veriyordu burada. Çok hoşuma gitmişti, onu belirteceğim. Bir ekleme yapabilir miyim ona? Tabii. Şöyle, zaten başka bir filozof da şimdi hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Çok fazla filozof vardı. Levinas falan da olabilir. Olabilir. Kalabalıktan kaçınmak, kitlenin sana getirdiği hani... Ya şöyle, insanın hani evrimsel sürecinde hani sürüyle beraber hareket... İşte sürü demeyeyim de toplumun o zamanki tamamıyla beraber olayım ki hani işte vahşi dünyada bir şey olursa ilk insanlardan bahsediyorum başıma bir şey gelmesin de beraber olalım. O zaten içimizde olan bir şey. Hani herkes bir şey yaparken biz farklı şey yaptığımızda garip bir şey hissederiz. Ayrıksızlık hissederiz içimizde. Ya niye böyle oldu, ben hatalı mıydım? Ama mesela herkesin yaptığı şey yaptığınız zaman çok daha rahatsızdır. Çünkü tribüne ait olmak tek başına yolda gitmekten başkalarına rağmen ve eleştirilere rağmen çok daha kolaydır ya. Bu da içimizde olan bir şey. Yani insanın makinasının bir parçası. Çok doğal bir şey bu. Ama aslında bunun ne kadar zararlı olduğunu ve işte insanın aslında kişiliğini yonttuğunu ve kitlenin bir parçası olduğundan özelliğini kaybettiğinden bahsediyor birçok filozof. Kitapta da çok geçiyor. Ve aslında en büyük şeyin, en büyük mücadelenin zaten işte insanın kimlik mücadelesi olduğu. Aynı Sokrates'in dediği gibi bu bir süreç, bu bir mücadele. Sürekli kendini reforme eden, sürekli iç çatışmaya tabi olan ve bir noktada asla da bitmeyen kimlik sürecinden bahsediyorum. Bu nokta kitaptaki şuraya da bağlanıyor. Yani sen sürekli olarak kimliksel olarak bir mücadele içerisindesin ve kendini ayrıştırman gerekiyor. Kendini ayrıştırma süreci de aslında seni yalnız kılıyor. Yalnız kılarken de işte bu dönemin bombardıman ruhu ve sürekli bireyselleşme ruhuyla da şu noktaya getiriyor. O zamanın tabii kitap eski yazıldığı için şu an bu beyefendi hayatta mı onu bile bilmiyorum ama galiba vefat etti. Kopenhag Business School'un profesörü Niels Ankerström'un yazdığı bir şey var. İş ilişkisi, bu dönemin iş ilişkisi ve insanın aşk ilişkisiyle ilgili. Şey diyor, iki tane aşık alalım diyor. Aralarında hani işte bir Katolik nikahı, yani sonsuza dek beraber olacakları ya da sadece bir evlilik akdi ama biz hani iyi günde kötü günde beraber olacağız gibi bir sözleşme yok. Her an ayrılabilirler. Doğru muyum? Birbirini sevmelerine rağmen. Dolayısıyla diyor, nasıl o ilişkide diyor, sürekli birbirine hani seviyorsun ve birbirine sürekli bunu kanıtlaman gerekiyor bir noktada. Bir şeyler yapıyorsun sürekli karşılıklı. Varsa diyor ve bir kanıt gerekiyorsa diyor, iş hayatı da böyle diyor. Şu anki iş hayatından bahsediyor. Yani işte bir şey yaptın, başarılısın ama bakalım ikincisi ne olacak? Eğer hani diğerlerinden daha başarılı olmazsan sonunda işten atılabilirsin. Yani sürekli bir güven tazeleme, sürekli bir değerini hatırlatma çabası, sürekli seni performansta tutma ve ondan sonra belli bir süre sonra zaten o performansı gösteremediğinden de çıkıyorsun işten. Söyle. Hayır. Bu konuda Zygmunt Bauman'ın kafası çok karışık. Çünkü evliliğe de burada çok büyük bir eleştiri getirmiş oluyor. Bir yandan da sadakati övüyor. Ama evliliği de performatif bir şey olarak görüyor. Ona güldüm. Evet. Biraz orada kafası karışık. Yaşlılığında bunu söylüyorsa demek ki bir tecrübe aktarıyor. Şaka yapıyor. Ben tabii Nils Ankerström'le hani ilişkiyle ilgili evlilik olarak aldım da ilişki, aşk ilişkisi olarak aldım. Yani şey diyor ya, boş ilişkiye girmek diyor, boş bir çeke imza atmak gibidir diyor. Yani evliliğe girmek. Çünkü evet, ne olacağını bilemezsin diye. Ama bu kadar kötü bir şey olmamalı. Yani şey çok garip işte, hani plan, program, uzun vade kalmadı. Kısa dönem her an bir şey olabilir, benim bir B planım olsun. Zaten çok güzel bir de bir şey söyle, daha söylüyor. Tam senin söylediğin şeye de kapı açtı. Birisiyle her zaman işte olduğunda hep daha iyisi var mı ihtimalinden dolayı acı çekiyoruz artık diyor. Dolayısıyla bundan dolayı aslında adım atıp belirsizliğe doğru bundan dolayı da yürüyemiyoruz diyor. Yani pasif kalıyoruz ve bağlanacağımız seçimleri hiçbir şekilde yapamıyoruz, öteliyoruz. Sadece geçici seçimler yapıyoruz diyor. Evet, bir de şu da var, hani bir şey daha söyleyeyim sonra tekrar sana bırakacağım. Çok böldüm ben senin program. Estağfurullah aynen demek. Neyse, tamam. Hemen şeye geliyorum.
Bir de şu var mesela, şimdi biz hani geçen haftada konuşmuştuk ya, performans toplumu, yani eski disiplin toplumuyla enformasyon toplumu. Hani eskiden daha baskı direkti. Yani bunu yapacaksın, yapmak zorundasın, yani zorlama üzerinden. Yeni toplumda baskı yok. Aslında var ama görünmüyor. Aslında birinin sana, hani reklamlar şu an hep bize şey diyor ya, bunu hak ediyorsun, sen busun, bunu gidip koparıp almalısın, sen yapabilirsin. Bu korkunç bir baskı aslında. Çünkü sana aslında bir şey yapmayı bayağı zorluyor, baskılıyor seni ama bunu senin canını acıtmadan tatlı yoldan yapıyor. Bir insanın buna karşı durması mümkün değil. Yani sen işte şu ürünü kullan, asil olacaksın. Sen asaleti hak ediyorsun. Sen şöylesin dediği zaman sen evet ya ben asaleti hak ediyorum, evet yapabilirim falan moduna giriyorsun ve onu alıyorsun. Ama sonra aldığın asaleti elde etmiyorsun. Yani senin benliğini markayla özdeşleştirerek seni geçici bir noktaya oturtuyor. Çünkü o markadan iki hafta sonra daha başka bir marka daha güzel bir reklam yaparak seni bu sefer o asalet değil ki asıl asalet bu diye seni onu aldıracak. Aslında bu baskı sürecini de müthiş anlatıyor. Yani kimliğin markayla özdeşleşmesi, ipotek alınması ve kendi savaşımın, kendi başına olmanın, kıyas mücadelesine girmemenin, statü üzerinden kimlik değeri belirlememenin, tek başına kalmanın, vicdan için yaşamanın tamamen bir yenilgi olarak sayılması ve bundan çıkman gerektiği baskısını da müthiş anlatıyor ki bu tip hani zoraki olmayıp da tatlı, görünürde seni destekleyen, arka tarafta manipülatif olan şeyleri karşı koymak çok daha zor bence. Evet, bu yani Zygmunt Bauman'ın şeyi aslında Jungçuların çok söylediği, bence daha iyi de basit bir şekilde tanımladığı gönüllü teşhircilik çağı. Yani bir otoriter artık eski panoptikon gibi bir gözetleme kulesine ihtiyaç yok. Kendin zaten arzu üretimiyle, rıza üretimiyle gönüllü olarak teşhir ediliyorsun ve bunu yaptığın zaman sana çeşitli ödüller veriliyor. Ama daha kötüsü var, burada bahsedilmeyen, suçluluğu aslında insana yıkmış oluyor. Sen yaptın, evet. Sen arzuladın, tükettin, kredi borcu senin borcun artık. Ben bununla ilgili bir şey yapamam, bu senin sorumluluğun. Hem bu denip, hem de ya yap ne olacak, hem de buna bir kışkırtma söz konusu. Burada kitapta en büyük çelişkilerden biri ve yorumsuz kalan kısımlardan birine değineceğim. Konu geçmeden sonra aynı yere döneceğim. Çünkü çok üzerinden bir şeyler geçti orada. Tamam. Marcus Aurelius'un aslında işte az diyelim, yetinelim neyse konumunu kabullenmek. Bu aslında bizim Schopenhauer'un da söylediği, Türkiye'de o da çok sevilir, okunur. Schopenhauer'un da söylediği konumuna insan çok hızlı adapte olur. O da aslında bunu şey yapıyor, mutsuzluktan kaçının. Yani dışarı çok çıkmayın, arzularınıza ket vurun. Bu aslında Aurelius'un söylediği bu konu biraz New Age kültürünü bana hatırlatıyor. Yani işte Budistler'de vardır ya işte doğayla iç içe kalın, işte hiçbir şekilde karışmayın, hı-hı, çok fazla arzulamayın, ket vurun. Bunun tersinde ise işte Kant'ın da söylediği, sonra işte Lacan'ın şu anda günümüz filozoflarından söylediği, diğer filozofların atıfta bulunduğu arzucular var değil mi? Bir de arzu üzerinden insanı tanımlayanlar, hı-hı, var. Ben genelde arzu üzerinden tanımlanmayı mantıklı buluyorum ama illa da insanı tanımlamak için kavramlara ihtiyacımız bu kadar var mı? Bu kitap beni biraz postmodern yaptı o konuda. Çünkü yine burada iki uç da bana çok mantıklı gelmiyor. Bir yandan arzulamak zorundayız. Bunu ve arzularımız her zaman ulaşılmayanı olan, belirsizliği olan bir şey. Çünkü gelecek belirsiz ve biz bunun belirsiz olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Ama bu belirsizlik bize daha endişe veren ve artan bir şey. Artık sadakat yok. Bu belirsizlik bize daha çok endişe. Ansiyetik bireyler, depresyona giren bireyler daha çok ortaya çıkıyor bundan dolayı. Ama arzulamadan da hayatın yaşamak mümkün değil. Dolayısıyla hem odanda kalman gerekiyor, çekilmen gerekiyor. Evet, kendin olman gerekiyor. Hem de ötekiyle ilişki kurman gerekiyor. Buradaki en güzel konu ötekinin ötekiliğini kabul ederek, evet, onunla ilişki kurmak. Neyi kastediyorum? Başkasına hani o aşk duygusunda şey vardır ya, kendinden çıkarsın ve onu tanımaya çalışırsın. Onun bakış açısından tamamen bakarsın. Yani bu olaya belki ulaşmak gerekiyor. Buradan da şuna bağlayacağım, sonra sana bırakacağım. Fedakarlık öldü mü diye bence en güzel bölümlerden bir tanesi kitapta. Artık diyor günümüzde tamamen diyor başkalarına yardım etmek ikincil kalan bir şey diyor. Evet var diyor böyle bir şey ama diyor genel özgecilik yüceltilmiyor diyor. Eskiden 91 öncesi işte Berlin Duvarı öncesi hep işte atıfta yapılan ideolojiler çağını düşündüğümüz zaman toplumu değiştirmek, özgecilik, kendini bunlara adamak çok daha şeydi, yüceltilen değerlerdi. Şimdi ise bunların artık hiçbiri yüceltilmiyor diyor. Peki ne yüceltiliyor? İşte sürekli kendine yatırılıyor.
yatırım yapmak yüceltiliyor. Zaten aynen kişisel gelişimciler de böyle kullanıyor. Kendine yatırım yap. Ya da işte bunu kapitalistler de böyle kullanıyor. Peki fedakarlık nasıl bir duygudur? Bunun tartışması var. Yaklaşık böyle 2-3 bölüm boyunca. Benim çok hoşuma gitti. Seninle de bu konuları konuşuruz. Dostoyevski'nin mesela Budalası'nda vardır. Ahlak, gerçek erdem, yardımseverlik nedir? Benim en çok hoşuma giden düşünce şu kaldı. Kalbe de gönderme yapan orada böyle Levinas gibi işte belirli filozoflar vardı. Şimdi akılcı bir şekilde categorical imperative'in şeyi neydi? Kategorik buyruk diye çevriliyor. Ortak akıllı çerçevesinde Kant şunu söyler. Başkasının düşüncelerini de önemse ve o mantıklıysa onu ötekiliğini algıla ve bu senin de yararına olacaktır. Herkesin yararına olan senin de yararına olacaktır. Ve dolayısıyla şunu çürütmüş oluyor bizim akılcı şeyle. Bunu zaten filozoflar çok yapmaya çalışır. Çünkü iyiliğin kazanmasını isteyen filozoflar bunu yapmak ister. Nietzsche bunun tam tersini yapacak, ayrı konu. Başkalarıyla yardım etmek hep bu çağda ne olarak şey yapılıyor? Saf mısın? Budala mısın? Aslında 19. yüzyılda da böyleymiş. Ama şöyle bir durum var diyor Kant ve diğer bazı filozoflar. Sen başkasına yardım ettiğinde aslında kendin mutlu olursun. Ve aslında onun mutluluğu sana zaten inanılmaz bir manevi mutluluk getirir. Ve bunu zaten hepimiz biliriz. Dolayısıyla kendi çıkarına olmakla kötü bir şey olmayabilir. Yani başkasına iyilik yapmak kendi çıkarına olsa da bu kötü bir şey olmayabilir. Şimdi ama bu çok daha derin bir konu. O yüzden çok edebiyatın konusu. Bu kitabın aslında o kadar da konusu değil. Filozofların da o kadar belki konusu değil. Çünkü biz yaptığımız iyiliğin altında neye göre yaptığımızı hiçbir zaman tam anlamıyla bilemeyeceğiz. Çok güzel bir cümle oldu. Bunu tartışıyor. Hemen şey yapacağım. Sen gir çünkü çok güzel bir şey söyleyeceksin. Tamam, pardon. Bu şey gibi işte zaten. Nietzsche diyor ya kendini ahlak karşıtı olarak tanımlar Nietzsche diye. Bu aslında tam anlattığın şey işte kısa özgeci bencillik oluyor. Yani biz hep sen şey konuşuyoruz ya. Hani şu anda sen hatta bunu çok söylersin. Çok rahatsız olduğun bir konu biliyorum. Ben de rahatsız olmaya başladım da sen daha fazla yüzleştiğin için. Hani sürekli bir tanımlama çağındayız ya işte. İşte şu bipolar, bu manyak, bu gerizekalı, bu işte ne bileyim çok bencil falan. Ya insan bu kadar stabil ve böyle tek sıfata mahkum edilemeyecek kadar dinamik bir canlı, değişken bir canlı. Sen bir konuda çok zeki olup aynı başka bir konuda çok gerizekalı olabilirsin. Bir konuda çok vicdanlı olup başka bir konuda aynı anda çok gaddar olabilirsin. Veya çok vicdanlı olduğun bir konuda sinirinden dolayı ya da o gün yaşadıklarından dolayı, zamanın seni ittiği yerden dolayı belki de vicdansızlaşabilirsin. Yani değişkeniz. Böyle hani pat 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 ayrımlar, anlama ve sıfatlara koymalar aslında insanı hem olduğundan çok daha basite indiriyor hem de müthiş bir düşmanlık yaratıyor ve çok kolaycı bir yaklaşım. Yani aynı şey gibi fake news veya komplo teorileri gibi yani çok basit açıkladın, çekmeceye koydun, oh rahatsın. Öbür türlü çok sürekli düşünmen gerekiyor ya. Bu dediğin tamamen onu götürdü. Yani verdiğin örnek, ben de o bölümü çok beğendim. Hani özgeci bencillik dememin sebebi o. Ya insanın yapısı beyaz ve siyah olarak ayrılamayacak bir yapı. Değişken bir yapı. Griyiz. Sen özgeciyken, yani özgeciden kastım sencilken bir şey mesela çok bir konuda mesela birini görüyorsun metroda ve bir anda yardım edesin geliyor. Ve o an niye yani hiçbir çıkarı yok aslında. O kadına gideceksin yardım edeceksin. İşte atıyorum ben hani aklıma geldiği için söylüyorum. Taşıyacaksın mesela işte torbalarını. Metroda birini görün kadın taşıyamıyor. Gittin hemen taşıdın yardım etmeye çalıştın ve o an bir anda geldi aklına. Aslında burada bir düşünce fedakar olacağım toplum tarafı iyi düşünüyorum. Aslında sana bir geri dönüşüm yok. Bu iyi bir davranış. Belki bilinçaltında böyle düşünüyorsun. Aslında zaten senin dediğine getiriyorum. Ama başka bir yerde de ya birini gördün ve böyle üzüldün. Dedim ki ben bunda böyle bir şey yapayım ona da iyi gelsin. Hem benim de hani ara bir yolu da yaptım. Bu da aslında biraz bencil davranış. İşte bu hep iç içe. Yani senin dediğin gibi hangisini düşünerek yaptın, hangisini kendin yapmadın. Kendin bilemiyorsun. Kendin bilemiyorsun. Dolayısıyla bu özgeci bencillik oluyor. Yani ikisi de var. Bunun karışımı aslında insanı çok özetleyen bir şey. Onu sadece eklemek istemem. Sen devam et sonra başka bir şey söyleyeceğim çünkü. Yani işte mesela Polonya'da Yahudilerin katledilmesiyle ilgili oradaki insanların yardım etmesi örneğini veriyor. Kendisi de zaten Polonyalı. Evet, bunları yaşadı.
Dolayısıyla şunu veriyor. Yani o insanlar niye yardım etti? Çünkü cezası idamdı. Evet. Niye Musevi vatandaşları sakladılar vesaire? Ya burada çok irrasyonel bir durum var aslında. Ya insan sanki böyle çok rasyonel, bencilmiş gibi açıklamaların da çağımızda ayyuka çıktığı çok açık. İnsan çok irrasyonel hareket eden bir varlık. Kendi çıkarına hareket ettiğini zannedebilir. İnsan aptal olduğunu unutuyoruz. Sanki böyle şey, ya gerçekten böyle bir algoritma gibi rasyonel insan takip ediyor. Tam bir işte komplo teorilerine çıkan şeyler. Böyle büyük bir beyin var. O beyin her şeyi o kadar iyi hesaplıyor ki her şeyi kurguluyor ve istediği gibi oynuyor. Böyle bir şey mümkün değil. Bu bir tiyatro, sinema eseri, romanda hiçbir şey de mümkün değil. Siz bir de bunu günlük hayatta milyarlarca canlının ve başka canlının yaşadığı insan dışındaki yerde yapacaksınız. Böyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla bunların hepsi belirsiz. Fedakarlık duygusu da demin de söylediğimiz gibi olayların her yaşanılan olayda o insanın niyetiyle ilgili, o insanın çatışmalı ruh haliyle ilgili, o insanın niyetiyle alakalı olduğu kadar bir sürü farklı o sıradaki değişkenle ilgili olabilir. Neyle ilgili olduğunu tam anlamıyla ölçmemiz, bilmemiz pozitivist açıdan da mümkün olmayabilir. Burada, buraya bir şey ekleyeyim, sonra da hani başka konuya da geçeriz. Aslında ahlak ihtiyacının bir oksimoron olduğundan çok kitap bahsediyor. Yani kendi içinde çelişiyor birbiriyle. Çünkü ahlak ihtiyaçtan doğamaz. İhtiyaçtan doğan ahlak, ahlak değil ancak ahlakçılık olur. Çünkü bir ihtiyacı karşılamak için yaptığın iyi şey aslında tamamen bencilliğe dönüyor. Ama bu da tabii az önce konuştuğumuz özgeci bencillik, bencil özgecilik. Ama bu zor bir ayrıştırması. Aslında şeye çok gidiyor. Benim bu tip konularda hep böyle negatif olmamın sebebi de bu. Yani senin bir şey yapmanın nedeni yapmazsan başına gelecek ceza ise veya tam tersi yaparsan alacağın mükafat ise o zaman bu ahlak olmuyor, ahlakçılık oluyor. Ha bunu ben ne kadar bilebilirim? Bu da bir soru işareti. Dışarıdan gözüktüğü farkında olabilirim, çok farkında olabilirim ama bu yüzden sana bu ahlak ihtiyacı, ahlaklı, erdemli olmak, hatta erdemli olmak ne kadar erdemli? Buraya kadar gider konu. Yani bu böyle şey gibi dallanıp budaklanan bir konu ve bunun sonu da bence yok. Yani edebiyatta bunu çok iyi işliyor aslında. Rus edebiyatta çok bu konu konuşuluyor. Dolayısıyla burada böyle keskin yargılara da varmamak lazım. Aslında o kısmı hoşuma gitti. Yani bu kadar ahlak kısmını bir 2-3 bölüm böyle yazıyor ve sonunda şeye bağlaması çok hoşuma gitti. İnsan da bilmiyor ne kadar ne olduğunu. Evet, ahlakçılık ya da işte bir şey mükafat alacağım diye iyi yapmak, evet ahlakçılık bu hoş bir şey değil. Ama insan onun işi ne kadar biliyor? Dolayısıyla hani bu biraz bizim makinemizin parçası, bunu bilerek yargılayalım, daha gri bir noktada kalalım demesi hoşuma gitti. Yani keskin olarak ayırmaması. Çünkü öbür türlü zaten çok karanlık bir yere gidiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani gen bencildir, insan zaten şöyledir. İşte zaten hayattaki her şey rekabettir. Bu zaten tam şu anki sistemin pompaladığı ve birbirimize düşürdüğü yere gidiyor. Bu kadar karanlık olmamasını diliyorum. Öyle söyleyeyim, benim de kafam çok karışık konuda ama o ahlak kısmının o verdiği bu işte sorgulamalar ve filozoflar üzerinden getirdiği argümantasyonlar bence kitabın en derin noktalarından bir tanesiydi. Evet, yani tabii o söylediğin şeyler de işte gen bencildir, DNA şeyleri, psikolojiyle ilgili yine ilaç sektörü vesaire, bunların hepsi ideolojik durumlar çerçevesinde yorumlanmalı. Evet. Etik konusu yani gerçekten haftalarca sürecek programın konusu. Tabii. Çok zor bir konu. Zaten bunda da %100 temel bir tabii ki uzlaşma olabilecek bir şey değil. İnsan ruhundan, davranışlarından bahsediyoruz. Bazen ahlakçı dediğimiz özgeci davranışlar da topluma yararlı olabilir. Bu bile tartışılacak bir konu. Ama sonlara doğru Nietzsche ile ilgili çok komik bulduğum bir kısım var. Yani komik bulmamın nedeni böyle bayağı Nietzsche'yi 8 sayfa falan atıfta bulunmuş. Sonrasında da tam demiş çağımızın peygamberi olacak, çağımızın filozofu olacak insan. Nedeni de sürekli insanın kendine atıfta bulunup güç istercinin tek gerçek şey olduğunu söylemesi. Ve üstün insanların diğerlerine merhamet duymasının alttaki olan insanlara, bunu işte ister sınıfsal ama sınıfsal olarak aslında söylemiyor. Sosyokültürel olarak ve bilinç olarak bunu daha çok söylüyor Nietzsche. Onlara acımaması gerektiğini, hatta onları ezebilmesi gerektiğini, iyi davranmaması gerektiğini, ezip parçalaması gerektiğini değil ama acımasının büyük bir hakaret olduğunu söylüyor. Dolayısıyla erdemli davranışın aslında kendi vicdanını tatmin ederek daha da üstün olmaya yarayan, diğer ezilen kesimi daha da ezmeye yarayan
bir şey olduğunu söylüyor. Sonrasında da onun hem bireye yatırım yapması, hem kolektif bütün değerlere, ahlakın vesaire çökmesine yapması, genel bir fedakarlık ahlakının ölmesine atıfta bulunmasının Nietzsche'nin şu an tekrardan çok popüler olmasıyla ilişkili olabileceğine bağlamış. Aslında sonu hep böyle Nietzsche övüyormuş gibi giderken bir anda Nietzsche karşıtı olduğunu Zygmunt Bauman'ın görüyor. Zygmunt Bauman bunda şaşıracak bir şey yok. Aidiyet duygusuna önemli olduğunu düşünen bir sosyolog. Nietzsche ise bütün değerleri tekrardan sorgulayıp özellikle işte Hristiyan ve Musevi ahlakının, Yahudi ahlakının bertaraf edilmesi gerektiğini, çünkü buradaki erdemin sahte bir yapıda olduğunu, güçlünün gücünden utanmaması gerektiğini gibi şeyleri var. Bu güç tabii ki bir bilgeliğe giden de bir güç. Yani eylemle, akılla, kendini zamanla bir sanat eseri gibi yine yaratmakla alakalı bir güç. Dolayısıyla hani Nazizm'in algıladığı gibi güç de değil. Bunun da altını çizelim. Burada artık programın sonuna gelirken mutluluk arayışı kısmına da girmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bugün biraz benim yüzümden olarak sıranın çok dışına çıktık yani. Estağfurullah. Yok ama öyle oldu. Şöyle bir kitaptan bir alıntıyla başlamak istiyorum. Sonra sen devam edersin. Kant'ın bir yazdığı bir şey. Mutluluk kavramı o kadar belirsizdir ki herkes mutluluğu elde etmek istese bile gerçekte istediği ve arzuladığı şeyin ne olduğunu kesin ve tutarlı bir şekilde asla söyleyemez. Şimdi bu hep söylenir ya, yani ne istediğimiz bir çok değişken. İki, istediğimiz bir şeyi ne kadar beklersek o kadar ulaşamadığımız için ona bir platonik bir anlam da yüklüyoruz. Ve sonra ulaştığımız zaman mutsuz da olabiliyoruz. Yani çok duyguların karıştığı bir yer. Ya da çok isteyip eriştiğin zaman bunu hiç istemiyormuşum diye farkına da varabiliyorsun. Fakat istemediğin şeyleri hayatta çok daha kolay bence belirliyorsun. Ben bunu istemiyorum, bu hoşuma gitmiyor. Yani negatif duygu aslında o noktada çok daha güvenilir diyeyim. Çünkü ne istemediğini çok iyi biliyorsun. Ve aslında tersten bakarsak konuya, mutlu olmak bir arayışsa, belki de hiç ulaşamayacağımız bu arada kitapta da söylenen, istemediğimiz şeyleri rahat belirlediğimiz zaman bu da bir mutluluk yaratıyor aslında. Yani ben istemediğim şeyden kurtulduğumda mutlu oluyorum ve huzurlu oluyorum. İlla istediğim şeye ulaşmak gerekmiyor ama biz günümüzde tam tersini yapmaya çalışıyoruz. Hep istediğimiz şeyler var ve onlar bitmiyor. Çünkü reklam var, çünkü bir işte moda var, marka var ve kimliği zaten oraya, onunla özdeşleştirme olduğu için hani o markanın işte söylediği kıyafeti giydiğin anda popüler ve modern ve işte bir toplum nezdinde bir sertifika kazanmış oluyorsun. Hani üretimde vardır ya böyle işte otomotiv sektöründe, uzay sektöründe belli kalite sertifikaları vardır. Onu alırsan ancak üretim yapabilirsin. Yoksa iş vermezler. Hani ona döndü ama hani o markaya göre davran, o markanın bir şeyini aldığında, herkesin işte koyduğu videoyu koyduğunda, bu da çok geçici bir şey bu arada, bir sertifika kazanıyorsun geçici ve kimliğin onaylanmış oluyor. Bu korkunç bir şey bu arada. Çünkü bu senin sürekli mücadeleye, sürekli arayışa ve bir mahkumiyete tabi tutuyor ya. Kant'ın eline geri gelirsem de işte az önce söylediğini, yani mutsuzluğun ne olduğunu belirlemek çok daha kolay. Mutluluk arayışı ise asla bitmeyecek ve sürekli seni tetikte tutarak mutsuz edecek bir şey bir noktada. Dolayısıyla oraya gitmenin ve onu belirlemenin, yani ondan kastım mutsuzluğun, insanı çok daha huzurlu kılacağını çok güzel söylüyor ve bunu şöyle yapıyor. Şimdi belirsizlik insanı çok rahatsız ediyor ya. Aslında neyle mutlu olacağını bilmek bir ufuk çizgisi gibi. Orada ama asla ulaşamıyorsun. Dolayısıyla ama orada ya. Dolayısıyla belirsiz değil. Ama ulaşılabilir değil. Bu da seni yarışta tutuyor ve heyecanlı kılıyor. Yani erişebildiğin noktada ona heyecan bitecek. Çünkü eriştiğin anda oradasın ya. Yeni bir heyecan gelecek. Çünkü hepimiz biliyoruz ki, bu da benim biraz genellemeci yorumum olsun, hepimiz biliyoruz ki insan bir şeylere çok çabuk erişti, sıkılan bir canlı. Herhangi bir duygu için bu geçerli. Mutsuzluktan da sıkılıyorsun, mutluluktan da sıkılıyorsun. Hep yeni bir hedef koyma ihtiyacı oluyor. Ve bu bir noktada mutluluk arayışının aslında araç amaçla karışmış oluyor. Yani amaç mutlu olmakken o araca dönüşüyor. Yolculuk aslında mutlu etmeye başlıyor. Hep peşinden koştuğun, hep belirli bir uzaklıkta olduğu, dolayısıyla belirsizlik duygunu yok ettiği ama asla ulaşamadığın için sıkılamadığın bir arayış. Yani seni sürekli şeyde tutmak, koşuşturmacada tutmak, sürekli o heyecanda tutmak. Dolayısıyla aslında bu korkunç bir anlatı aslında. Yani şeyi bile düşündürttü bana. Filmlerde de öyle değil mi? Hep böyle işte bir flört anlatılır. Hep bir mücadelenin, işte bir şeye erişmek için o mücadele anlatılır. Ama çoğu filmde ona eriştikten sonra hissedilenler, hatta belki de mutsuz olma anlatılmaz. Çünkü o insan hiçbirini heyecanlandırmaz. Hani hep bize o hedefe ulaşmak anlatılıyor. Ama hedefe ulaştıktan sonra onu nasıl yaşayacağımız anlatılmıyor. Dolayısıyla hep işte o yani
istediğin şeye ulaştığında onu yönetememek, ondan mutsuz olmak, dolayısıyla yeni bir saçmalığa girmek konuları oluyor. Yani girişimcilerde oluyor mesela. Hatırlıyorum endüstri mühendisliğinin giriş dersinde seneler önce okumuştum. Bir Japon işletmesi işte hani adını unuttum onun, çok ünlü bir şey. İşte ortada mutfak var, hani inanılmaz bir yemek akışı var. Çok optimal, insan yarım saatte kalkıyor ve çok verimli ve inanılmaz para kazanan bir sistem kuruyorlar Amerika'da. Ve çok başarılı oluyor. Çok iyi bir sistem. Hani herkes işte belirli sürede kalkıyor, hiç israf olmuyor vesaire. Ama ona ulaşmışsın, müthiş bir paraya ulaşıyor, müthiş bir başarı, bir sistem getirmişsin. Orada kalmadı mesela o kişi. Gitti başka bir şey denedi. Çünkü sıkıldı ondan, sonra da battı mesela. Bunu okumuştum. Tabii orada hep şey anlatılıyordu, işte niye battı? Çünkü işte bak süreç optimizasyonu yapmadı. Burada yaptı doğru, orada yapmadı. O anlatılmıştı ama benim derste mesela şey gelmişti. Yani duramamak, mutlu olduğun yere durmayı bilmemek, mutluluğu yönetmeyi bilmemek, mutluluğun geçici bir şey olduğunu, insanın buna sıkılacağını bilmemek, sürekli arayışta olmak istemek. Bu müthiş bir bence mahkumiyet yaratıyor ve kitapta da bunu anlatması beni çok kalbimden vurdu. Çünkü hep belirsizlikten korku, hep İşte yeni bir heyecan, yani mutluluk heyecanla eşit değildir bence. Ama öyle anlatıyor mesela. Bu kısmı da çok güzel bir kısımdı. Evet, orada bir köy var uzakta gibi. İşte sürekli Cumhuriyet idealinin ulaşmaya çalıştığı o izlemeyen köy. Okul. Şimdi yani benim burada çelişkili gelen konulardan biri arzu belirsizliği. Kant'ın cümlesinden de işte demin de ben de aslında benzer örnekten yola çıkmıştım. Sürekli bir işte hedef var, sürekli bir çaba var, belirsizlik var. Arzu zaten o bekleme sürecine deniyor ya da işte ona ulaşmaya çalışma sürecine deniyor. Ama burada kontrol edilen şey bizim arzularımızın yönü. Yani muhtemelen bizim libidal enerjimizi ürünlere ve başka arzulayacağımız nesnelere yönlendiriyor. Ve bunları zaten geçici olan, arzu zaten başlı başına geçici bir şeyken, o geçiciliği olan zaafımızı kullanarak bizi çok rahat bir şekilde tüketimci haline getirebiliyor sistem diyelim. Şimdi arzulamamız bir sürü çelişkili duygular yaşayacak ve hayatın yaşam kaynağının özünden biri. Bu çok bizi zenginleştiren bir deneyim. Ama arzunun süresini kısaltmak, arzunu sahte metalara ve sahte hazlara yönlendirmek gerçekten tüketim çağında çok iyi yapılan bir şey. Fakat zaten arzular da kendisi de doğası gereği biraz da sahte olduğu için yani dolayısıyla illüzyon ve kafada kurduğumuzla gerçekten istediğimiz şey arasındaki durumun alakasız olduğunu düşündüğüm için Stalker filmindeki Tarkovski'nin ya da işte Doktor Parnassus vardı, Heath Ledger'ın rahmetlinin son filmiydi o da. Hatırlıyorum. Bu filmlerin ikisinde de ne istediğimiz üzerine çok işlenen bir konudur bu edebiyatta da. Aslında istediğimiz şey hiç istemediğimiz bir şey olabilir. İstemediğimiz şey de çok istediğimiz bir şey olabilir. Dolayısıyla gerçekten ruhsal olarak çok karmaşık konular. Ama demin söylediğin şeye bağlarsak, mutsuz olduğumuz, toplumu mutsuz eden şeyleri teşhis etmek, kendimizi sıkıştırdığımız, kendimize sınırlar koyduğumuz, mutsuz ettiğimiz şeyleri bulup onları değiştirmek daha kolay bir şey. Bunu tespit etmemiz, çünkü ızdırap daha şey bir şey, kendini belli eden bir şey. Çektiğimiz acı kendini daha çok belli eden bir şey. Dolayısıyla en azından bunları elemememiz, mutsuzluktan biraz daha kurtulmaya çalışmamız bence, yani kanımca önemli bir şey. Bu şeyi de hatırlattı bana. Alain de Botton'un kitabında gene vardı. Hani mezar ekolü. Hep ben bahsediyorum, çok etkilendim çünkü. Hani müthiş şaşalı işte yapıların, hani katedraldir, bir devlet binasıdır, bir saraydır. Zamanla, hani o tabii o dönem işte yapıyorlar, zamanla hani zamana yenik düşerek onun bile yıkılmasını resmetmek ardındaki felsefe. Yani aslında şunu yapmaya çalışıyor. Ne kadar ayrıcalıklı olduğumuzu, ne kadar farklı olduğumuzu insan olarak veya birey olarak, ne kadar önde olduğumuzu anlatmak ve bu ayrıcalığa, bu farklılığa yetişmek yerine ya da orada kalmaya çalışmak yerine, ne kadar sıradan, ne kadar birbirimizle aynı, ne kadar bütün insanlığa baktığınız zaman insanlık tarihinde, hatta dünya tarihine girmiyorum bile zamansal açıdan, bir nokta kadar küçük ve önemsiz olduğunu ve 1,5 kuşak sonra seni kimsenin büyütüp hatırlamayacağını, çok ünlü olmadığın sürece hatırlarsak ve bilirsek, o kadar aslında hafifleyeceğimizi ve bu manasız kıyas havuzundan ve mutluluk arayışından
kurtularak aslında mutluluğu bulabileceğimizi anlatıyor. Ben biraz kendi yorumumu da kattım. Çünkü o zaman o dönem sosyal medya falan yoktu ama yani bu aslında işte bütün bu konuya tersten yaklaşmak oluyor. Bütün reklamların sloganik değil mi? Bunu hak ediyorsun. Sen böyle bir insansın falan değil mi? Ya da bütün bu hani bir tıkta şuna ulaşın. İşte iki dakikada hayatınızın sırrı. 10 kalemde mutluluk. Bu tip böyle hemen şimdi baskısını ve sürekli seni farklı kılmaya çalışan ve mutluluğu farklılık üzerinden bulmaya yönlendiren şeylerin tam tersini, madalyonun diğer yüzünü söylüyorsun aslında. Arayış olmak zorunda değilsin. Sadece mutsuz olduğun şeyleri sildiğinde hayatından zaten mutlu olabiliyorsun. Anlatabiliyor muyum? Çünkü mutsuz olduğun şeyleri silmek hem daha kolay hem de daha kalıcı. Mutlu edileceği sana söylenen, senin az önce çok iyi belirttiğin gibi tüketim nesneleri, bu bir birey de olabilir. Hatta kimliğin de artık bir tüketim nesnesi. En kötü olan konu da o bu arada. Bu seni korkunç bir kıyas havuzunda tutuyor ve o kıyas havuzunun sonu yok. Çünkü bilmem kaç milyar insan var. Hele şu an sürekli insanlar, bir de yalan var. Hani dürüst de değil. Hani oraya koyuyor, çok mutluyum, aslında değil. Ama sen onu gördün, onu öyle zannediyor. Çünkü o onu kendini öyle gösteriyor. Dolayısıyla buradan bir kıyasa giriyorsun. Bak o ilişkide bu var, bizim ilişkide bu yok. Bak o insan bu kadar mutlu, ben değilim. Dolayısıyla onu gördüğün zaman bu sefer ben daha mutlu olmalıyım. O benden nasıl daha mutlu olur? Bak seni çok güzel bir yere sokuyor. Sonra sen bunu geçmek için, tabii bir kamçı tabii bu. Yani aslında hayata karşı da bir kamçı. Bunun iyi bir tarafı da var maalesef. Yani hayata karşı seni şey yapıyor, nasıl söyleyeyim, harekete geçiriyor. Ama sen bu sefer mücadele ediyorsun o noktaya gelmeye. Bu bitmeyecek bir arayış. Aslında kitapta bence en güzel soran bir tanesi oydu. Mutluluk arayışının asla bitmeyeceğini bize kim söyledi? Yani hayatımız boyunca mutluluk aramak ne kadar insanın hayatının bir parçası. Yani aramadığın zaman da mutlu olmuyor musun? Aslında sen hep konuştuğumuz şeydir. Bir yere gidiyorsundur, kafanda bir şey vardır ve sonra olmadık bir şey olur ve o sürprizden çok mutlu olursun. Ve aslında o amacın olsaydın o kadar mutlu olmayacaktın. Hayat biraz da burada gizli değil mi? Bir şey planlayıp sonra olmaması belli bir sebepten ve aslında olmamasının seni daha mutlu ettiğinin farkına varman. Çünkü bir şey kafaya koyduğun anda, yani ben çikolata yiyemeyeceğim dediğin anda o çikolata yememeyi düşünerek zaten aslında onu unutamazsın. Yani o sürpriz, hayatın biraz rastgeleliği, biraz da aslında insanlardan azade olmak. Bence hep o noktaya geliyor. Yani kalabalıktan, dıştan sana gelenlerden azade olmaya çalışmak, kendi halinde olmaya çalışmak, o etkileri böyle şey etmek, bertaraf etmek. Evet. O konu açıkçası kitapta beni en etkileyen bir tanesiydi. Çünkü diğerinin sonu da yok. Ve yani ben o yoldan gidip de mutlu, gerçekten mutlu olabilir mi konusu çok ciddi eleştirilerim var. Çünkü bitmeyecek yani o moda, yani o eşyayı aldığında veya o kimliği tükettiğinde yeni bir kimlik tüketmek isteyeceksin. Hani sonu olmayan bir girdap o ve hayatın o kadar uzun değil. Ya tabii tüketim ilişkiler üzerinden George Perec'in Şeyler kitabındaki gibi bitmeyen, kendini zorunlu gördüğün bir şeye, silsile haline giriyorsun. Yani bir şey, labirentin içine sıkışıyorsun gibi söyleyebiliriz. Haset duygusu ve merhamet duygusu da demin hani söyleyince benim de hani kafamda bir şey yaptı. Bunu geçenlerde işte sevgili şey Cengiz Arca'yla da konuşmuştuk. Kendisi psikiyatrist ve duygularla ilgili farklı açılardan yaklaşım sergilemeye çalışıyor. Nedir bu? Haset aslında toplumun bir semptomu gibi de düşünebiliriz. Eğer gelir adaletsizliği bu kadar yüksek olursa, eğer sosyal adaletsizlik, devlet hiçbir şekilde müdahale etmezse, insanları karşılıklı yüz yüze getirip sorunlar yaşaması, şu andaki kiracılar, ev sahipleri en güzel örneklerinden biri. Devlet buna müdahale etmediği takdirde, sosyal devlet olmadığı takdirde ne olacak? İnsanlar bununla ilgili rekabete girişmek zorunda kalacak. Kendi haklarını savunmak zorunda kalacak. Birisi haset edecek, diğeri ona acımasızlık yapacak vesaire. Dolayısıyla eğer toplumun adaletsizlikle, işte bu kadar bireyselliğe itildiği bir dönem ve insanların birbirlerini kıyaslamak zorunda bırakıldığı, çünkü temel haklarını alsalar bile gelir adaletsizliğinden tut bir sürü şeyin çok daha farklı açıldığı, yozlaşmışlığın çok yüksek olduğu bu tarz toplumlarda belki de haset ve acımasızlık, birini üst tarafa, birini alt katmana veriyorum sosyokültürel açıdan, lümpenlik, toplumun semptomu olarak ortaya çıkacak. Tabii ki bizde insanlar daha çok entelektüelleri bu yüzden linç etmeye çalışacak. Çünkü adaletsizlik var zaten kökeninde. Aynı eğitimi alamıyorlar, aynı sağlık koşullarında büyümüyorlar vesaire. Dolayısıyla bana bunları hatırlattı söylediklerin. Buradan da hani toparlarsak mutluluk için
Tamamen bireyin kendi sorumlu tutulması da doğru bir şey değil. Burada bir sürü sosyolojik etken var. Bu kitapta sosyolojik etkenlerle psikolojik etkenleri biraz birleştirmeye çalışmış. Çok zor bir konu yani nasıl mutlu olunur. Ama ben de senin söylediğin gibi birazcık işte romantize ederek şeyi biliyorum. Hani böyle işte küçük şeylerden, dostlarımızla muhabbetler. Burada sevgili Hasan Aksakal'ı da analım. Özellikle bana sürekli andığım için, kızdığı için birazcık onunla şey yapmak istedim. Uğraşmak istedim. Ya dostlarla oturmak, vakit geçirmek, bu her şeyin koşuşturmasından kaçıp bir şeyler tüketmek değil de bir şeyler paylaşabilmek. Öyle anlar olur ki hatırladığımız hep duygusal paylaşım anlarımızdır bunlar. Annelerimizle, babalarımızla da öyledir, dostlarımızla da öyledir, işte sevgililerimizle de öyledir. Bu anlar çok kıymetli. Benim gördüğüm içsel tecrübemden durum, yani kitabın bütün söylediklerinden bu benim için daha önemli bir yol haritası oluşturuyor. Ben de kendi Sokratesliğimi yapayım burada. Dolayısıyla hani çok ciddiye almamak, senin de söylediğin gibi. Her şey planladığın gibi gitmiyor. Toplumsal olaylar etkiliyor. Ve biz kendimizi suçlamamalıyız bunlarla ilgili. Birbirimize geçirdiğimiz vaktin, kısacık vaktin gerçekten bence kıymetini bilerek ve o küçük anlar, işte tekrardan söylersek işte belki otobüste bile işte beraber bindiğimiz bir arkadaşımıza ya da arabada geçirdiğimiz vakitte eğlenmek, gülmek, duygularımızı paylaşmak, bunların hepsi çok özel şeyler. Hayatta da baktığımız zaman işte şu Fields madalyası kazandım ya da işte Nobel aldım bilmem ne gibi şeylerden çok o insanlar neler paylaştılar başkalarıyla, kendi düşüncelerini ne kadar ifade edebildiler ve ne kadar karşılıklı birbirlerini anlamaya çalıştılar. Bence bu her insan için kendi mezhebince bu önemli olacak. Bir de farklılıkları benimsemeye çalışmak da çok önemli. Kendi sokağımızın, kendi mahallemizin Zygmunt Bauman'a atıfta bulunursak dışına çıkabilmeliyiz. Kesinlikle. Güzel bir kapanış oldu. Ben de kendi kapanışı yapayım. Sonra da artık bitirelim. Epey zamanı açtık yine. Çenemiz düştü. Son olarak ben de şunu söylemek istiyorum. Diyor ki kitapta, o da benim için çok önemliydi. Eski kuşak şimdiki zaman kadar geçmişi de önemsiyordu ve ona göre ikisini bilerek, harmanlayarak bir bakış açısı varken şu anda geçmişin hiçbir önemi kalmadı. Sadece şimdiye odaklanma var. Hatta gelecekte yok. Çünkü gelecekten emin olamıyoruz diyor. Bu bir kırılma. Yani bu çok ciddi bir kırılma. Yani bu bir kuşak çatışması falan değil. Bu çok ciddi bir kırılma. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla aslında bu kırılmanın da haklı sebepleri de olduğunu düşünüyorum. Burada onu da altını söyleyeyim. Hani gelecekle ilgili bu belirsizlikler vesaire. Eskiden belki daha az belirsizlik vardı. Tartışılır bir konu ama bu kırılmanın bir mutsuzluk getirdiğini aslında çok güzel anlatıyor kitapta. Çünkü az önce söylediğimiz gibi yani geçmişini bilmeyen, nereden geldiğini analiz edemeyen, sürekli yön değiştiren, referanssız kalan, görünürde özgür, bağıntısız ama aslında başıboş oluyor, bağımsız olmuyor. Başıboşlukla bağımsızlığın aynı olarak sunulduğunu çok dikkatimi çekti. Başıboşlukla bağımsızlık aynı şey değildir. Bağımsız kişinin hani gene bir kendine aitliği vardır. Çünkü aidiyet hepimizin bildiği gibi çocukluğumuzdan beri yani biz, içimizde olan bir şeydir. İnsanın makinasının bir parçasıdır ait olma hissi. Bir yere veya kendine, en azından kendine ait olma. Ama bu başıboşluk kendine bile ait olamama. Çünkü ki referans bir kimliğin yok. Sürekli değiştirdiğin bir kimliğin var. Yani insanın değer yargısı sürekli değişmez. Her şey sürekli olarak tüketilebilir ve üzerinden prim yapılabilecek bir meta haline döndüğünde elinde olan hiçbir şeydir. Dolayısıyla bu başıboşluk aslında bir mutsuzluk üreten bir şey. Bunu çok güzel anlatıyor. Belki hani yaşça bizden küçük olan izleyiciler hani dönemin ruhuyla karşı çıkacaklar ve bizi ya sen kök salmaya devam et, ben demirimi atarım giderim ya da demirimi sökerim giderim diyecek ama aslında bunun içte yarattığı bir mutsuzluk var. Çünkü insanın dönüp dolaşıp döndüğü kürkçü dükkanı kendisi oluyor. O kürkçü dükkanına ihtiyacım var. Aslında o söyle, o şeyi, boşluğu çok iyi hissettirir kitap bana yani. Başıboş olmak özgürlük değil bence. Bunu bir düşünmek gerekiyor. Şimdi sen söyleyince ya onu değinmemişiz. Aslında üzerine düşünmüştük.
Birinci Dünya Savaşı ile ilgili bir çok güzel bir kuşak çatışması örneği vardı. Birinci Dünya Savaşı'nın yıkımından önce işte aydınlanmanın vaatleri, orta çağdan çıkışı sağlayan, her şeyin daha düzeldiği, gelirlerin daha adaletli hale geleceğiyle ilgili olan vaatler ve bunların yavaş yavaş 20. yüzyılın başına girildiğinde 1899 yılında herkesin umutlu bir şekilde 1900'lere girdiği, zaten buna referans veren yine işte filmler vardır, kitaplarda geçer. Ama sonra ne oluyor? Birinci Dünya Savaşı çıkıyor, ardından İkinci Dünya Savaşı çıkıyor ve müthiş bir yıkım oluyor. Aydınlanma ideali, akılcılıkla bir şeyleri çözmek durumu yıkılıyor. Ve bir sürü insanın ölümünü gören, vahşetleri yaşayan aileler bir yandan bir kuşak çatışması yaşamaya başlıyor. Ve biliyorsunuz ki yani şey apolitik bir jenerasyon meydana çıkacak ve 68 kuşağını falan yaratacak. Ve bunlar arasında bir ilk kuşak bahsedilmesi bunlarla başlıyor diyor. Kuşak çatışmalarından bahsedilmesi ve kuşak kavramının yavaş yavaş kullanılması literatüre, sosyolojik olarak çok değinilmesi. Çünkü artık o diğer savaşan insanları reddettiler. Geçmişlerine referans verdiler yeni jenerasyon. Biz sizin gibi olmayacağız. Biz insanları öldürmeyeceğiz. Biz aydınlanmanın bu ideallerine de karşı çıkmalıyız. İşte Beat akımı 68 ve sonrası aslında bunlara dayanarak bir ihtiyaçtan dolayı doğdu diyor. Ama burada çok önemli bir şey söylüyor Zygmunt Bauman. Onların referansı geçmişteydi. Ama şimdiki jenerasyonun referansı geçmişe bakmıyor diyor. Dolayısıyla artık diyor doğru düzgün bir kuşaktan bile bahsedemeyiz diyor. Ve zaten şunları da görüyoruz. Yine tüketim toplumu bizi kuşak olarak tanımladı. Biz ilk kez hatta dünyada bir kuşak iktidar ilişkilerinde yani başkaları tarafından tanımlanıyor. Biz kendimizi tanımlayamadık bile. Çünkü tanımlayabilecek bir argümanımız yok. Geçmişe hakim değiliz. İnsanlığın geçmişi nasıl oldu? Bunlardan dersler çıkarmalıyız ve buna göre gelecek daha iyi olacak idealini taşımalıyız gibi bir sözü var Zygmunt Bauman'ın. İşte bunu kaybettik diyor. Burası bence çok önemli bir kısımdı. Son olarak Jean-Paul Sartre'ın o senin söylediğin referans noktası, onun bile varoluşçu seçimlerin ne kadar zor olduğundan bahseder. Özgür iradeyle seçim yapmamızın toplumun yine değerlerinden sıyrılarak kendi benliğimizde doğrularımızı seçmemizle ilgili. Ama onun bile diyor bir yol haritası vardı diyor. Evet. Yani hangi yolu tercih edersen et sonunda hedefine varmalıydın. Ve o insan bireysel olarak hedefi neyse bunu kendi belirlemeliydi diyor. Şimdi bak bu o jenerasyonun bir idealiydi. Ve Bauman diyor ki biz bu jenerasyondaydık. Biz spesifik olarak bir idealin peşinden koşabiliyorduk ama şu an öyle bir durum kalmadı. Bu belki de yani şeye de gidiyor işte tarih tekerrürden ibarettir indirgemeci genellemesinin ama çok da haksız da bulmadığım bir genelleme. Nedenini çok iyi açıklıyor. Çünkü geçmişte yaşanan ders almazsan hatta hatırlamazsan ki zaten kuşaklardan kuşaklara aktarılan eskiden yazılı kitaplar üzerinden şimdi tabii çok daha kolay. Şey geçmediğinde yani şu an aktarım kolay ama aktarımı ipleyen yok. Dolayısıyla da bu olduğu zaten aynı şeyleri yaşarsın. Bugün niye iki tane dünya savaşı yaşamış ya da üzerine bir de soğuk savaş yaşamış ve hani ciddi problemlerle beraber olarak farklı kültürleri benimseyerek mücadele vermiş Batı'da sağ popülizmin yükseldiğini ve iki dünya savaşının ya da bir dünya savaşı söylemlerini hatırlatan hareketlerin kuvvetlendiğini görüyoruz. Bu çok korkunç bir şey aslında. Bu geriye dönüş aslında. Tamam tarih hep ileriye gitmez. Dolayısıyla bu yorumu da destekleyen bir şey bu arada. Hani zikzaklardır hatta geriye döner, ileri gider vesaire ama zaten bu yüzden oluyor. Çünkü sen şu anı sadece referans alırsan bütün geçmişin bilgeliğini yok etmiş oluyorsun. Yani sadece şu an referans almak bu çok egosentrik bir bakış açısı. Çünkü sadece kendini önemseyen bir bakış açısı. Yani çok saçma anlatabiliyor muyum? Sen bu geçmişin bir parçasısın. Heh onu söyleyecektim. Sen bu süreli gelen toplumun bir devamısın. Sen bundan bu kadar azade değilsin. Dolayısıyla sadece o toplumla ben alakam yok. Bireyselleştim. O toplum öyledir diye baktığında bütün geçmişin bilgisini kaybediyorsun. Ve şu an bugün senin kafana çok yenilikçi gelen akımlar. İşte ama eskide yaşanmış bir faşizmle aslında aynı. Veya işte Beat kuşağını hatırlatıyor. Veya işte eskiden uygulanmış ve olmamış belli sebeple şeylerin kopyası. Hatta kötü bir kopyası haline geliyor. Ama sen onu bilmediğin için, okumadığın için, önemsemediğin için, kendini daha değerli bulduğun için bugün yeni devrim falan yaptığını zannediyorsun. Halbuki devrim kelimesi artık bence kitaplar onu söylüyor. Kalmadı. Çünkü her şeye devrim dersen zaten hani kelimenin anlamı boşalmış oluyor. Ve bugün o kadar kolay değil. Son bir şey söyleyeceğim. Hakikaten kapatmamız lazım. Bir yere bağlayacağım sonra sana bırakacağım. Sen kapatırsın o zaman. Zaten şuna da gidiyor. Bu kadar yalanın olduğu,
bu kadar maskenin olduğu, bu kadar sürekli nasıl gözüktüğünün ve nasıl algılandığının senin nasıl olduğundan daha önemli olduğu bir dünyada. Yani ben çok işte doğaya önem veriyorum falan diyor ama et tüketim biraz azalsa belki susuzluk kalmayacak, onu yapmıyor. Anlatabiliyor muyum? Ya da ben çok çevreciyim diyor ama mesela işte biraz daha fazla para verip, çok değil yani Türkiye için konuşmuyorum ama Batı toplumu için konuşuyorum. İşte daha doğada kaybolacak bir şey kullanmayı tercih etmiyor ama işte Instagram'da gösteriyor, Twitter'da onu yazıyor. Böyle bir yalan toplumun olduğu yerde, özün de denetlenmediği bir yerde kimse özel yönelmez. Herkes şova yönelir. Böyle bir yerde de zaten başkalarını ve başkalarının yaptıklarını referans almak ve ona göre kendine pozisyon takılmak saçma bir davranış oluyor. Çünkü zaten başkası yalan söylüyor. Yani doğruluğu bilmediğin bir şeyi nasıl referans alabilirsin ki? Kendini referans al dememin sebebi zaten hep o. Vicdanında bunu aklayabiliyorsan, kendi huzurunda mutluysan ve kendinle yarışıyorsan, o zaman orada bir tutarlılığın ve mutluluğun oluyor. Bu türse ki dışarıyı referans aldığında zaten yalanlar dünyası olduğu için kafayı yersin. Yani hangisini referans alacaksın? Dolayısıyla işte bu da günümüzün referanssız, odaksız ve böyle kafası kesilmiş tavuk gibi böyle ne yapacağını şaşıran bir güruhun oluşmasına çok sebep oluyor. Kitap onu çok iyi gösterdi diyeyim, sana son sözü bırakayım. Evet, çok teşekkürler. Şimdi şey, iptal kültürüyle alakalı bir şey söyleyeceğim. Ya yani bir paradoksal bir durum. Şimdi şöyle. Oburluktan bahsediyor, sonra diyet kültüründen bahsediyor sistem. Yani spor salonlarına gitmemizi istiyor, aynı zamanda da bütün her şeyin tadına gurme kültürüyle bakmamızı istiyor. Ve bu yüzden de Amerika'dan çıkan müthiş bir, değil mi, gurmelik kültürü var. Bunu tamamen eleştirmiyorum ama hani buradaki paradoksu belirtmem gerekiyor. İşte bu aynı irrasyonellik insanları işte post hakikat dönemine itiyor. Bütün çelişkiler aynı anda pazarlanıyor. Sen hem formunu çok iyi koruyup arzulanır bir nesne olman lazım, hem de bütün tatları tadıp arzuladığın şeye kavuşman gerekiyor. İkili bir delilik hali var. Dolayısıyla mesela Elon Musk'ın şöyle bir en son tweetini okudum. İptal kültürünü iptal edin tarzı bir işte, işte durum. Yani aslında politically correct olayını eleştirirken kendi istediğine göre toplum manipüle etme şansı var. Yani ne demek istiyorum? Hiçbir sansür olmasın. Tamamen free speech olsun. Ama tamamen özgür konuşma alanı yaptığın zaman paradoksal şekilde sansürlenecek ve insanların özgürlüğünü kısıtlayacak diğer söylemlerin de önünü açmış oluyorsun. Dolayısıyla aşırı libertaryen söylemle paradoks yaratarak şey yapıyor. Dolayısıyla anlık her şey sürekli değişim içinde olması, senin de söylediğin gibi artık zamansız bir, bizi zamanı sürekli unutan balık havzalı bir şeye doğru çeviriyor. Bu Türkiye'de bunun örneklerini çok görüyoruz. Artık birinin sürekli değişmesi en iyi özelliği oldu. Son olarak da şunu söyleyeceğim, bitiriyorum. Vicdan kendiliğinden olabilen bir şey diyor. Bu çok önemli. Yani işte yani hangi filozofun söylediğini hatırlamıyorum ama aklın önüne geçebilecek, kalple yaptığımız hareketleri düşündüğümüz zaman bunların rasyonel değil, irrasyonel olduğunu birçok zaman kendi çıkarımıza değil başkasının çıkarına, hatta bazen başkasının çıkarına bile olmadığını görebiliriz. Dolayısıyla bazen de kalbe, vicdana güvenmek gerekiyor diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi yine çenemiz bayağı düştü. Bizden sonra yayın olmayınca biraz bunun rahatlığı doluyor. Umarım zevk almışsınızdır. Tekrar kitabı şöyle göstereyim. Kitabı şiddetle tavsiye ediyoruz. Ayrıntı yayınlarından çıkan. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya yeni bir programla karşınızda olacağız. Hoşça kalın.